nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah iyilikler versin. Bizler de çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara, yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorum, Nilkoç kurulmadan önce 30 yılı aşkın bu sektör içerisinde hizmetler verdiniz. Evet. Baba mesleği olan turizm sektöründeki uzun yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini iki kardeş Nilkoç firmasını da kurarak bugün Mide ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimize hizmet olarak sunmaya başladınız. Evet. Ve yaptığınız başarılı çalışmalarla şu an bölgede sektörün en iyisisiniz. Herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği iyi bir işletme ve işletmecilik yapıyorsunuz. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız ve tercih edilme sebepleriniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimize paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Ve Sayın Harun Koç kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı demek istiyorum size. Evet, ismim Harun Koç. 1974 Niğde doğumluyum. Baba mesleği olarak başladığımız bu işle 2011 yılında şirketimizi kurarak faaliyetimize devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi başarılı çalışmalarınızla da şu an bölgede sektörün en iyisisiniz. Hemen size dönmek istiyorum. Sinan Koç, siz de biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Sinan Koç, 1980 Niğde doğumluyum. Baba mesleği olan işimizi 2011 yılında turizm şirketi kuraraktan devam etmekteyiz. Harika. İki kardeş güç birliği yaptınız. Babanızdan aldığınız ilke ve prensipler doğrultusunda kaliteyi koruyarak inşallah bayrağı çok daha iyi noktalara getirmek adına da hizmetleriniz devam etmekte. Evet, inşallah. Şimdi Nilkoç, verilen hizmetlerini biraz açalım. Size gelen talepler ve müşteriler doğrultusunda verilen hizmetler nelerdir? Onlara neler sunuyoruz efendim? Evet. İlk önce müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Verdiğimiz, talep ettiğimiz sözün arkasında duruyoruz. Dolayısıyla müşterinin bizi tercih etmesi bunlardan kaynaklanıyor. Şimdi gelen konuklarımıza verilen hizmetleri biraz açalım mı? Değerli misafirlerimiz sizden ne tür hizmetler almakta? Onlara neler hizmet olarak sunabiliyorsunuz? Türkiye'nin görünmeyen, gizli kalan yerdeki tarihçelerini ve yeşilliklerini, güzelliklerini, doğal güzelliklerini sunuyoruz. Onlara sunmaya çalışıyoruz. Buraları zannediyorum Bolu, Amasra, Safranbolu, Kastamonu, Sinop turlarınız, yani Karadeniz turunuzla birlikte. Evet. Yine Ümre ziyaretlerimiz var. Ümre, Haç, Mekke, Medine turlarımız var. Evet. Bu turlarla da gelen müşterilerinize hizmet sunmaktasınız. Evet. Efendim, yurt içi ve yurt dışı yapılan rezervasyonlar sonrası turlarımızda sadece siz onlara araç ve uçak temin etmekte kalmıyorsunuz. Aslında bu turun gereklerini de yerine getiriyorsunuz. Evet. Bunların içerisinde ne tür hizmetleriniz var? Onlara neler sunuyoruz? Otel rezervasyonu yapıyoruz. Paket tur programları yapıyoruz. İsteğe bağlı. O şekilde devam ediyoruz. Şimdi paket turlarınıza baktığımızda özellikle lüks araçlarla ulaşım hizmeti sunarken araç ikramları, ilk gün mutlaka kahvaltılarınız turlarda, 5 gece otel konaklama, otellerde sabah ve akşam kahvaltıları, seyahat sigortalarınız, milli park giriş ücretleriniz, profesyonel rehberlik hizmetleriniz, milli park giriş ücretlerinin araçla ilgili bölümleri size ait olduğu gibi profesyonel rehberlik hizmetlerinizi de sunuyorsunuz. Bunlar paket içerisinde ekstra ücret talep etmeden sunulan hizmetler olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, yani kısacası sizinle birlikte tura çıkan değerli misafirleriniz ikinci bir ihtiyaç duymadan gittikleri tur içerisinde alabilecekleri kültür gezisi ve bilgisinin yanı sıra oranın yöresel lezzetlerini de tatma imkanı buluyorlar sayenizde. Evet. Biraz evvel söyledim, bu sektörün çok kısa zamanda herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmelerden birisiniz. Fakat biliyorum sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var. Evet. Özellikle müşterilerin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellik nedir efendim? Biz kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Turlara falan genelde kendimiz çıkıyoruz. O yüzden kendi işimiz olduğu için, işe dört elle sarıldığımız için müşteri bizi tercih etmesi daha iyi oluyor. Evet. Siz işletme sahibi olarak sorumluluk bilinciyle hareket eden, müşterilerle olan diyaloglarınızda işletme sahibi olma özelliğinizle onlara ağırlamanız, onlara tecrübelerinizi paylaşmanız sizin tercih edilme sebeplerinizin bir bölümünü oluşturuyor. Evet. Tabii ki çalışan profesyonel kadronuz, kaliteli araçlar kullanmanız, yine dediğim gibi sektördeki bugüne kadarki başarılı hizmetleriniz ve müşteri memnuniyetleriniz sizi diğer firmalardan da ayıran aslında özellikler oluyor. Size gelen konuklarımız nerelerden gelmekte bölge olarak baktığımızda efendim? Niğde ve çevre illerden, ayrıca gurbetçiler. Sadece Niğde ile sınırlı değil, çevre il ve ilçelerden gelenler size de hizmet verebildiğimiz gibi yurt dışında olan gurbetçilerimizin büyük çoğunlukları talepleri oluyor. Evet. Onlara da bu konuda hizmet sunabiliyorsunuz. Evet. Biraz çalışma ortamından da bilgiler vermek istiyorum. İçinde bulunduğumuz ofisimiz
özellikle. Toplam kaç metrekarelik bir alan efendim? 100 metrekarelik bir alan. Evet. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı? Bizle birlikte çalışan şu anda 3 kişiyiz. Ama dışarıdaki çözüm ortaklarımızdan da destek alıyoruz. Onlarca insan orada özellikle size hizmet vermeye de devam ediyor. Evet. Ofis ortamında da evet. Profesyonel kadroyla çalıştığımızı söyleyebiliriz. Evet. Sinan Bey, şimdi bugün sektörün emirlerinden biri olduğunu söyledim. Ben biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler yapmayı planlıyorsunuz? Çevre il ve ilçelerde şubeler açılaraktan büyük bir kesime hitap etmek istiyoruz. Daha fazla insana hitap etmek, evet. Önünüzde daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz var ama anladığım kadarıyla önceliğiniz kaliteden ödün vermemek. Evet. Evet, aynen. Şimdi değerli izleyicimizden bir talep gelmesi durumunda ki MİDE, çevre il ve ilçeler ve zaman zaman da yurt dışından gelen insanlara hizmet verdiğini söylediniz. Bizi izleyen sevgili izleyicimizden böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşacaklar? İzin verirseniz ben sizler adına mail adreslerinizi ve web sitelerinizi paylaşmak evet, istiyorum evet, sevgili izleyicilerimize. Evet, güzel olur. Sizlere ulaşabilecekleri mail adresi www.nilkoç.com.tr. Buradan evet. Sizlere web adresi olarak ulaşabilecekler ve mail adresiniz var. Değerli izleyicilerimizin sizlere ulaşabilecekleri mail adresi info@nilkoç.com.tr. Evet, evet, telefon numaralarımız var. Sizlere ulaşabilecekleri telefon numaraları. Evet. 388 alan koduyla 233-1155 ve 530-761-1777 nolu telefonlardan ulaşabilirler. Sinan Bey, size de ulaşacakları telefon numarası? 535-844-4851 nolu telefondan ulaşabilirler. Şimdi özellikle sosyal medya sayfalarından ulaşmaları halinde verilen hizmetle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabilecek olan değerli izleyicilerimiz telefon numaralarından ulaşmaları halinde sizlerden hizmet almak adına sizleri arayabilir, rezervasyon yaptırabilir, hatta danışmak adına da sizleri arayabilir diyelim. Evet. Şimdi sektörün en iyisisiniz diyorum ısrarla ve sizi en iyi yapan özelliklere baktığımızda geçmişteki yılların tecrübesi, profesyonel kadronuz, müşteri memnuniyeti evet. Ve özellikle kaliteli araç ve personel kullanmanız aynen. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar. Evet. Burada belki olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti diyorum ısrarla çünkü şu an bizi izleyen değerli izleyicimizin içerisinde de uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden bu konuda hizmetler alan, sevdiği dost ve akrabalarına, ailelerine de sizleri tavsiye ederek müşteri portföyünüzü oluşturmuş birçok değerli izleyicimiz var. Onlara buradan bir teşekkür mesajı da göndermek ister misiniz efendim? Evet, bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizden de böyle bir teşekkür mesajı alabiliriz. Evet, bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Yine aynen. Bekliyoruz. İnşallah onlarla uzun yıllarda birlikte olmaya devam edersiniz. Onlar sizin büyük aileniz diyebiliriz. İnşallah. Efendim aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede sevgili izleyicilerimizle paylaşabilme imkanımız maalesef yok. Ancak ben sizler adına değerli izleyicilerimize küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Bana ayırdığınız bu değerli dakikalar için tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.